Hayat bin Kays el Harrani Hazretleri. Harrani Hazretleri, bereketli Anadolu toprağının en önemli manevi şahsiyetlerinden biridir. O, kapısında sultanlar bekleşecek olan büyüğün doğumu hakkında pek bilgi bulunmayacak kadar mütevazı bir ailenin çocuğudur. Hayat bin Kays Hazretleri ilim ve marifette kemal bulduğu Allah dostlarının sohbetlerine devam edince, günden güne artan bir şöhrete sahip olur. Nice sultanlar, yanında saygıdan baş yer, nasihat dinler Harrani Hazretlerinden. Onun manevi alemlerden haber veren hikmetli sözleri, herkesi adeta mest eder. Hasılı, din ve dünya ilimlerinde bir deryadır o. O, bu derin ilmi ve haliyle bidat sahiplerinin, eshab kirama dil uzatan sapıtmışların en çok korktuğu alimlerden biridir. Çünkü hiçbir dayanağı olmayan bidat ehli, onun ilmi karşısında bir anda çöker, söyleyecek tek haklı bir söz, ilmi bir dayanak elbette bulamazlar. O, Cömertlikte emsali zor görülen bir şekilde fakirler sığına, garipler babasıdır aynı zamanda. Bunun yanında o pek yüksek bir evliyadır ki kerametleri pek fazladır. Mesela bir gün bir cami yapılmaktadır Harran'da. Sıra mihraba gelince kıble konusunda Harrani hazretleriyle camiyi yapan kimse arasında bir anlaşmazlık olur. Sonunda Harrani Hazretleri ustaya mihrabın olması gereken yönünü belirtip ustaya önüne bakmasını ister. Usta düşüp bayılır. Çünkü usta Harrani Hazretlerinin işaret ettiği tarafa bakınca Kabe'yi görmüştür. Halbuki Harran nere, Kabe nere? Sultan Nurettin Zengi, Selahaddin Eyyubi ve birçok sultan hep onun kapısında dua için bekleşenlerdir. Yağmur yağmazsa adres yine Harrani Hazretleridir. Duasıyla Mevla berekete boğar Harran'ı. 1185 yılında hakikat alemine göçen, kerametleri, hikmetli sözleri, muhabbetli sohbetleri, gönülleri, gülistana çeviren Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri buyurdular ki, kalbinde Allah korkusu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse, her işinde sünnet-i seniyyeye, yani Resulullah'ın yoluna yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahu Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir kalp yumuşaklığını Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte aramalıdır. Kalp nurunu da sohbeti olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Muhabbet yani Allahu Teala'yı sevmek marifetin yani onu tanımanın ve Cenabı Hakk'a giden yolun en büyük nişanıdır. Baki sonsuz var olan sevgiliye yani Cenab-ı Hakk'a muhabbet ile kavuşulur.